Merhaba arkadaşlar, bugünkü konumuz asal çarpanlara ayırma. Hala bölme bölünebilme ünitesindeyiz. Asal çarpanlara ayırmadan sonra OBEP OKE'ye geçiyoruz arkadaşlar. Sesim geliyor şu anda. Herkese geliyor muhtemelen değil mi sesim? Peki tamamdır. O zaman başlıyorum. Durdurmayın beni sakın. Arkadaşlar ilk olarak şunu söyleyeyim size. Asal çarpanlara ayırma konusu önemli. Neden önemli? Tabii ki her konu için önemli diyorsunuz hocam diyebilirsiniz ama OBEP OKE için lazım olacak. Üstlü ifadede lazım olacak. Köklü ifadede lazım olacak. Bazı problem sorularında lazım olacak. Sayısal mantık soruların bazı tiplerinde lazım olacak. Önemli asal çarpanlar ayırmayı ben soru çözeyim ya da ne bileyim sınavda bir soru gelirse yapayım diye değil de birçok konunun temeli olarak bakın olaya arkadaşlar. Önemli bir konu. Dolayısıyla başlayalım şimdi. Nedir demişiz ilk önce? Bir sayıyı o sayının asal çarpanlarının kuvvetleriyle beraber çarpımı olarak ifade etmeye çarpanlara ayırma denir. Asal çarpanlara ayırma denir. Bakın burada bir K sayısı var elimizde. A sayısı, B sayısı, C sayısı asal olmak üzere. Bakın A, B, C asal olmak üzere. Şuradaki üstleri de zaten biraz sonra göreceğiz. K sayısının çarpanlara ayrılmış halidir diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Unutmayalım bunu. Biraz aşağı ineyim. Devam edelim. Soru tiplerinden bol bol göreceğiz zaten. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bakınız. Önce ben şöyle yapayım isterseniz. Burada birçok formül falan verdim ama ben buraya tekrar geri dönmek şartıyla stop share yapıyorum. Sonra tekrardan bir başka sayfa açayım. Share diyeyim. Bunu bembeyaz bir tahtada sizlere anlatayım arkadaşlar. Şimdi düşünün ki bir 60 sayısını baz alalım, tamam mı arkadaşlar? 60 sayısını baz aldık. Şimdi 60 sayısının o kadar çok pozitif böleni var ki unutmadan yazmaya çalışalım. 60 sayısının pozitif bölenlerini hep beraber yazalım arkadaşlar, tamam mı? Pozitif bölenlerini hep beraber yazalım. Mesela 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 3'e bölünür. Buraya kadar hepimiz hemfikiriz. 4'e de bölünür. 5'e de bölünür arkadaşlar. 6'ya da bölünür. Çok güzel. Ama bundan sonra 7'ye bölünmeyeceğini biliyoruz. 8'e tam bölünmüyor. 7,5 çıkıyor ama olmuyor. Daha sonra 9'a bölünmüyor. 10'a bölünüyor. 11'e bölünmez. 12'ye bölünüyor. Sonra 15'e bölünüyor. Sonra 20'ye bölünüyor. Sonra 30'a bölünüyor. Sonra 60'a bölünüyor. Bakınız. Arkadaşlar ben bunları böyle elimle yazdım, mekanik olarak yazdım, elektronik olarak değil. Aynı şeyin negatif bölenlerinde yazacak olsam arkadaşlar, negatif bölenleri, tabii bunlar pozitif bölenleri ve negatif bölenleri eşit olmak zorunda, tamam mı arkadaşlar? Eksi 1, eksi 2, bula 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 bula. Sonra eksi 30, eksi 60'a kadar gelmiş olalım. Bakınız arkadaşlar. Elimle bunları yazdım. Şimdi bunları saymak istiyorum. Acaba biri derse ki bana kaç tane pozitif böleni var? Şuraya kadar 6 tane. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Demek ki arkadaşlar şunu şöyle biraz kaydırayım. Kamerayı da biraz kenara çekeyim. Heh. Bakın arkadaşlar burada pozitif bölen sayısı. Bundan sonra PBSD'ye yazabilirim. 12 tane olduğunu gördüm. Aynı şekilde negatif bölen sayısının da 12 tane olduğunu gördüm. Hepsi birden arkadaşlar şöyle yaptığım zaman tüm bölen sayısı TBS diyelim 24 tane olduğunu gördüm. Şimdi ben bunu elle saydım 60 sayısını, hatta belki bazılarınız bunu sayarken 15'i unutabilirdi, belki 20'yi unutabilirdi, belki 6'yı unutabilirdi, yani herhangi bir şey unutulabilirdi tabii ki ama biz 60 sayısı kolaydı, seçtik saydık. Şimdi bunların içerisinde hele bazı sayılar var ki mesela 2 gibi, 3 gibi ve 5 gibi. Bu sayıların özelliği ise asal olmaları arkadaşlar. Asal olmaları. Demek ki biri bana 60 sayısıyla ilgili deseydi ki asal bölenleri nedir deseydi ben de ne yapacaktım arkadaşlar? 2'yi, 3'ü, 5'i yazacaktım. Biliyorsunuz negatiften asal sayılar olmaz. Doğru mu? Şimdi asalların da sayısını saydım. Dolayısıyla buraya dedim ki artık A, B, S diyeyim asal bölen sayısına. Onun da 3 olduğunu görmüş oldum. Ne kadar kolay gidiyor her şey arkadaşlar. Mesela buradan yine aklıma gelen bir şey daha söyleyeyim size. Bakın şu sayıların da bir özelliği var. 1, 3, 5, 15. Özelliği ne arkadaşlar bunların? Tek olması, doğru mu? Şimdi tek olanları da böyle elimde sayabildim. Yani bakınız şuraya yazayım. Tek pozitif bölenlerine geldiğim zaman da arkadaşlar. Burada ne vardı? 1, 3, 5 ve 15 vardı arkadaşlar. Bakın tek pozitif bölenlerinde yazacak olursam tek pozitif bölen sayısı da
4 olduğunu görmüş oldum. Her şey ne kadar güzel gidiyor, ne kadar kolay gidiyor. Mesela biri bana dese ki, bunun asal bölenleri toplamı dese, asal bölenleri toplamı dese, ben bunlara ne yapacağım? 2'yi, 3'ü ve 5'i toplayacağım, asal bölenleri toplamı, şu sayıları toplayacağım. Yani cevabımı 10 bulacağım. Buraya kadar da güzel. Peki dese ki bana, pozitif bölenleri toplamı dese arkadaşlar, mecburen bu sayıları toplamak zorundayım. Bir renk alayım elime. 1, 2 daha 3, 6, 10, 15, 21, 31, 43, 58, 78, 108, 168. Gördüğünüz üzere pozitif bölenleri toplamını da 168 olarak bulmuş oldum. Neydi bu? 1, 2, 3. Böyle gitmiş. Yalnız arada tabii 15, 20... Çünkü adış sayı gibi olmasın arkadaşlar. 30 ve 60 gibi sayıların da toplamıydı. Peki arkadaşlar, sevgili arkadaşlar. Anladım ki pozitif bölenleri toplamı da elle saymış oldum. Peki biri bana dese ki tüm bölenleri toplamı dese, herhalde en kolayı bu olsa gerek, 0 diyeceğim. Niye? Her eksi artı birbirini götürecek. Her eksi artı birbirini götürecek. Bu bunu götürecek, bu bunu götürecek. Dolayısıyla bu bunu götürecek, bu da bunu götürecek, aradaki şu şunu götürecek değil mi? En son sıfır olacak. Bence buraya kadar her şey hoş gitti, bir sıkıntı yok gibi. Dolayısıyla arkadaşlar, buradan mantıkla ben 60 sayısında bu işlemleri çok rahatlıkla yapabildim. Gözüm kapalı yapabildim. 60 çok kolay geldi bana. Daha da bunları artırabilirim. Mesela bir tane de şöyle farklı bir şey olsun. Şöyle bir şey yapalım, bakın deseydi ki bana, asal olmayan tüm bölenleri sayısı deseydi. Bu da bir örnek olarak vereyim. Şimdi tüm bölenleri sayısını hepimiz biliyoruz. 12, 12 daha 24. Şu ikisinin toplamı tüm bölen sayısıydı arkadaşlar, hatırlayın. Biraz önce söyledim. Asal olmayan tüm bölen sayısı diye bir soru geldiği zaman gözünüzü seveyim, bunu şöyle yapacaksınız. Bakın iyi izleyin. Önce tüm bölen sayısını yazıyorsunuz. Sonra da asal bölen sayısını yazıyorsunuz. Bakın bunun formülü böyle olsun. Asal olmayan tüm bölen sayısı denince tüm bölen sayısından asal bölen sayısını çıkartın. Ama bu şöyle olsaydı, asal olmayan pozitif bölen toplamı olsaydı komple değişmiş oldu. O zaman da şunu yapacaktınız. Şu gördüğünüzden pozitif bölen toplamından asal bölen toplamını çıkartacaktınız. Bakalım şimdi neymiş bunların cevapları. Tüm bölen sayısını hepimiz biliyoruz, 24. Asalların da sayısı 3 taneydi arkadaşlar, 21. Burada ise pozitif bölen toplamı, pozitif bölen toplamını 168 bulduk biliyorsunuz. Bundan ise asalların toplamı, asalların toplamında 10 bulmuştuk. Yani cevabımız 158 olarak bulundu. Anladığım şeyi söyleyeyim. Ben burada 60 sayısında her türlü işlemi yapabiliyorum. Tekini çiftini, pozitifini negatifini, tümünü, asal olmayanını, toplam sayı, her şeyi yapabiliyorum. Peki Allah etmeye sayı 60 değil de 600 olsaydı. Sayı 60 değil de atıyorum 360 olaydı. Sayı 400 olsaydı. Sayı 1200 olsaydı. Sayı 1500 olsaydı. Sayı 2000 olsaydı. O zaman ne yapacaktı? Ya da böyle bol sıfırlı söylüyorum. Sayı 2640 olsaydı. Dolayısıyla burada benim muhakkak başka bir şey yapmam gerekiyor. Böyle oturup sayamam. Saysam eksik sayarım. Toplamaya geçsem yanlış toplarım. Nasıl toplayacağım? Topladım diyelim, zaman kaybederim. O zaman demek ki buna bir formül bulunması gerekiyor. Şimdi gelin hep beraber formüle geçelim. Tahtayı silelim arkadaşlar. Şimdi 60 sayısını biraz önceki yaptığımız gibi yazalım önce. 60 sayısını tekrar bunun üzerinde ispatlamak için 60 sayısını 2'ye böldüğüm zaman 30, 2'ye böldüğüm zaman 15, 3'e böldüğüm zaman 5, 5'e böldüğüm zaman ise 1 yapar. İster böyle yaparsın, bu bir yöntem. İster şöyle yaparsın, 60 sayısını önce 6 kere 10 dersin, kolayına gelecek şekilde. 6 sayısını 2 çarpı 3 dersin, 10 sayısını 2 çarpı 5 dersin. Baktın ki burada ortak olarak gördüğün şey şu, her ikisinden de. Demek ki 60 sayısı 2'nin karesi, 3'ün 1'i, 5'in 1'i. Aslında obe bokek bölmesi yaparken biz asal çarpanlarını ayırmış oluyoruz. 60 sayısı 4 kere 3 kere 5'miş. Yani 60'a eşitmiş. Şimdi buradan acaba neleri bulabiliyoruz? Buradan ilk gözüme çarpan şey şu. Mesela asal
bölen sayısını biraz önce içinden seçmiştim. Bu sefer buradan seçiyorum. 2, 3, 5. Demek ki asal bölen sayısı 3, 2, 3, 5'miş. Şimdi geldim arkadaşlar pozitif bölen sayısına. Bakın pozitif bölen sayısına. Şimdi buradan nasıl yapıyoruz? Burada bir formül devreye giriyor. Formül devreye giriyor. Şimdi formülümüz ne acaba? Formülümüz şu arkadaşlar. Buraya yazıyorum. Üstlerin bir fazlasının çarpımı. Direkt böyle arkadaşlar. Üstlerin bir fazlasının çarpımı. O zaman üstlerin bir fazlasının çarpımıysa elimizde üstlerimiz de var arkadaşlar. Hemen üstlerimize geçelim. Bakın aynı sayıyı bir daha yazıyorum. Neydi? 2'nin karesi 3'ün 1'i 5'in 1'i. Üstleri birer tane artırıyorum. Artırdığım zaman buradan 3. Artırdığım zaman buradan 2. Artırdığım zaman buradan 2. 3 kere 2 kere 2 cevabımız 12. Hayırlı uğurlu olsun. Demek ki 12 tane pozitif bölen sayısı vardı. Hatırla 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hatırla, hatırla, hatırla. Sonra buradan 10, 12, 15, 20, 30, 60 demiştik. Hatırladınız mı? 6 burada, 6 burada, 12 tane. Ne gerek vardı böyle demek ki ayrı ayrı yazmaya? Bu şekilde bulabiliyormuşuz arkadaşlar pozitif bölen sayısını. Peki bir arkadaşı vardı bunun. Neydi? Tüm bölen sayısı. Çok kolay. 2 tane. Bunu formül gibi yazalım arkadaşlar. 2 tane pozitif bölen sayısı. Çünkü negatifler de var. O zaman bundan mütevellit cevabımız ne çıkacak? 2 çarpı 12'den 24 olacak. Ha demişken de buraya araya sıkıştıralım. Negatif bölen sayısı da ne kadar pozitif bölen sayısı varsa o kadar tanedir. Cevabımız 12 olarak ortaya çıkar. Buraya kadar yine bir problem olmasa gerek. Sayıları hallettik. Sayıları hallettik. Doğru mu? Şimdi sayıları hallettiğimize göre zaten bunlar video kaydımızda var arkadaşlar. Hadi görüşürüz diyoruz. Şimdi gelin bir de toplamlara bakalım. Tamam mı? Toplam işinde ne yapacağız? Burada sayı işiydi. Üstlerin bir fazlasının çarpımı pozitif bölen sayısını veriyordu. Asal bölen sayısını gözümüzle gördük, saydık zaten çok basit bir şekilde belliydi. Ama şimdi işin içerisine toplamlar giriyor. Toplamlar girerse arkadaşlar bu sefer biraz daha belki değişik şeyler göreceğiz. Bakınız eğer asal bölen toplamı diyorsa gözümüzle gördüğümüz sayıların toplamı 2, 3, 5, 2, 3, 5 topla 10. Bu kadar net. Eğer deseydi ki bana tüm bölen toplamı araya pozitif bölen toplamını çıkardım oradan. Ona ayrı bir sayfa açmak istiyorum. Tüm bölen toplamı dediğimiz zaman sıfırdır. Çünkü pozitif bölen toplamıyla negatif bölen toplamını topladığınız zaman sıfır çıkar. Bunu unutmayalım. Şimdi gelin pozitif bölen toplamında ne yapıyoruz? İş birazcık değişiyor. Bakın aslında şimdiye kadar bir tane formülü görmüştük biraz önce. Üstlerin bir fazlasının çarpımı, geri kalan mantıkla yürütmüştük. Şimdi pozitif bölen toplamı dendiği zaman ne yapıyoruz? Burayı dikkatli izleyin. İki tane formülü var. İki formülü var. İlk önce şunu yapacağız. Şöyle yaptım. 2'nin karesi 3'ün 1'i 5'in 1'i sayının orijinaliydi. İlk önce bunu yazıyorum. Bir üstünü artırıyorum. Sonra bunu yazıyorum. Üstünü artırıyorum. Sonra bunu yazıyorum. Üstünü artırıyorum. Birer tane artırdım ama kendilerini de alıyorum. Altlarına kesiş çizgisi koyuyorum. Bu sefer üst olmadan hepsini yazıyorum. Üst olmadan. Yani üstlerinin başında 1 varmış gibi. Yani üstleri 1'miş gibi. Kendi hallerini yazıyorum. Tamam mı? Üst ne olursa olsun kendi hallerini yazıyorum. Ondan sonra hepsini arkadaşlar -1, -1, -1, -1, -1 yapıyorum. Sonra arkadaşlar aralarına çarpıyı koyuyorum, işi bitiriyorum. Aralarına çarpıyı koyuyorum, işi bitiriyorum. Tamam mı? 2'nin küpü 8, 1 çıkardım 7. Aşağıda 1 olduğu için direkt 7. 3'ün karesi 9, 1 çıkardım 8, 8'i 2'ye böldüm 4. 5'in karesi 25, bir çıkardım 24, 24, 4'e böldüm 6. 7 kere 4, 28, 28 kere 6, 168. Biraz önce ben de 168 bulmuştum, hatırlayın arkadaşlar. Bu kadar kolaymış, bu kadar kolay. Hocam ikinci formülü de verir misiniz? Vereyim. Bu birinci formül. Tamam mı arkadaşlar? İkinci formülü de şuraya yazayım. Bunu pek fazla ben de kullanmıyorum arkadaşlar. Bakın 2'nin karesi demiş ya. Şöyle sayının orijinalini şuraya yazayım. 2'nin karesi, 3'ün 1'i, 5'in 1'i. Şunu yapıyorsunuz. Burayı 2'nin 0'ı, tamam mı arkadaşlar? 2'nin 1'i, 2'nin karesi olarak yazdım diyelim.
Sonra 3'ün 1'ine geçiyorum. Burayı da 3'ün 0'ı 3'ün 1'i diye yazıyorum. Burayı da 5'in 0'ı 5'in 1'i diye yapıyorum. Hocam ne yaptın sen? Ne yaptığını sanıyorsun? Arkadaşlar ben ne yaptım biliyor musunuz? 2'nin karesi ise 2'nin 0'ından oraya kadar toplamı. 3'ün 1'i ise 3'ün 0'ından 3'ün 1'ine kadar toplamı. 5'in 1'i ise 5'in 0'ından 5'in 1'ine kadar. Hocam bu çok güzelmiş. Çok güzel de şöyle olduğu zaman ne yaparız? Ondan korkuyorum. Şöyle olduğu zaman. Mesela şöyle olduğu zaman ne yaparız? Canımız çıkar diye düşünüyorum. O yüzden bunu pek fazla göstermiyorum ama aklınızda bulunsun arkadaşım. Peki bakalım şimdi bu da ne yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi 2'nin 0'ı 1, 2'nin 1'i 2. Yani şurası 1, şurası 2, şurası 4, burası etti 7. Burası 1, burası 3, burası etti 4. Burası 1, burası 5, burası etti 6. 7 kere 4, 28, 28 kere 6, 168. Arkadaşlar artık toplamları da hallettik diye gördüm ben. Bu kadar kolaymış toplamlar. Buraya kadar da bir problem yok diye düşünüyorum arkadaşlar. Doğru mu? Şimdi şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Burayı da şöyle sildikten sonra arkadaşlar. Bakınız sevgili arkadaşlar. Bir de aynı zamanda tekleri, çiftleri ve asal olmayanları var arkadaşlar. Tekleri, çiftleri, asal olmayanları var. Bakalım şimdi önce teki çifti göstereyim ya da önce asal olmayanları göstereyim aradan bir çıksın o sevimsizler tamam mı? Bakın arkadaşlar deseydi ki bana asal olmayan pozitif bölen sayısı derse hemen şöyle yapıyorsunuz. Pozitif bölen sayısından asal bölen sayısını çıkartıyorsunuz. Asal olmayan tüm bölen sayısı derse tüm bölen sayısından asal bölen sayısını çıkartıyorsunuz. Asal olmayan pozitif bölen toplamı derse pozitif bölen toplamından asal bölen toplamını çıkartıyorum. Yok eğer asal olmayan tüm bölen toplamı derse tüm bölen toplamından asal bölen toplamını çıkartıyorum. Bu kadar kolay. Yani bunda direkt zaten soru içerisinde biraz sonra görürüz. Bu direkt bu işlemleri yapıyoruz, işi bitiriyoruz. Asal olmayan kelimesini görünce arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi ise gelin teklere çiftlere. Şimdi orada ben size bir güzel bir yöntem göstereceğim. Kendimin de kullandığı arkadaşlar teki çifti nasıl buluyormuşuz? Ya da 3'ün katı 5'in katı onları nasıl buluyormuşuz? Onları size bir göstereyim. Bakınız sevgili arkadaşlar teki soruyorsa işimiz çok kolay. Teki soruyorsa işimiz çok kolay. Niye biliyor musunuz? Tek pozitif bölen sayısı diyorsa yapmamız gereken şey şu. Önce sayının orijinalini bir alalım. 2'nin karesi, 3'ün 1'i, 5'in 1'i. Şimdi tek diyorsa şunu almıyorsunuz. Bunu almıyorsunuz. Çünkü 2 girerse çarpım olarak çift olur. Üstleri birer tane artırıyorsunuz. Öğrenmiştik pozitif bölen sayısında. Üstleri birer tane artırıyorsunuz. 2. 2 kere 2 ne yapar? 4. Bu kadar kolay. O 4 hangisiydi? 1, 3, 5, 15. Bakın nasıl bulduk. Peki çift kitaplarda nasıl anlatılıyor? Çift kitaplarda şöyle anlatılıyor arkadaşlar. Çift pozitif bölen sayısı. Bakın şöyle anlatılıyor. Farklı farklı anlatım yöntemleri var. Neymiş? Bütün pozitif bölen sayılarını buluyormuşuz. İçinden tek pozitif bölen sayılarını çıkartırsam, içinden tek pozitif bölen sayısını çıkartırsam, çift pozitif bölen sayısını bulurmuşum. Doğru. İyi de kardeşim, bunu bulacağım. Buldum 12. Bunu bulacağım. Buldum 4. Çıkaracağım 8 tane kalmış. Sevgili arkadaşım, Onu bul çıkart. Başka bir yöntem olması gerekiyor. Doğru mu? O yüzden ben bunu şöyle düşünüyorum. Arkadaşlar çift bir sayı 2'nin katı mıdır değil midir? 2'nin katıdır. Çift bir sayı 2'nin katıdır. Gözünü seveyim. Çift bir sayı 2'nin katıdır. O durumlarda bunları yapmayın. Şunu yap. Bakın iyi izleyin. Sayının orijinalini yazalım. 2'nin karesi, 3'ün 1'i, 5'in 1'i. 2'nin katı diyorsa 2'ye böl. İçinden o 2'nin katı çıksın bir. 2'ye bölersem burası 2'nin 1'i, 3'ün 1'i, 5'in 1'i. Hocam burada da bunu mu öğreneceğiz? Yok burada bunu öğrenirsen çok şey öğrenmiş olacağım. Biraz sonra göreceksin. Bunu yaptıktan sonra üstleri birer tane artırıyorum. Artır 2. Artır 2. Artır 2. Al sana baba 8. Hiç gerek yokmuş başka bir şey yapmaya. Hocam niye buradan anlattınız? Bu da hoştu. Hoş değil. Hoş değil. Bu daha hoş. Bu çok daha hoş. Niye olduğunu söyleyeyim şimdi size. Niye olduğunu söyleyeyim. Bakın sevgili arkadaşlar o dursun. Şunları bir sileyim. Aşağıdaki bir dursun. Tamam.
Şimdi nerede işimize yarayacak? Aziz Hoca acaba bunu niye söyledi? Niye buradan anlatıyor? Eski köye yine niye yeni adet getiriyor? Bakalım şimdi arkadaşlar. Eski köye yeni adet getiriyormuşum yine. Yeni daha doğrusu. Bakınız sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlarım benim. Deseydi ki ya 3'ün katı pozitif bölen sayısı. 3'ün katı pozitif bölen sayısı. Böyle de sorular gelebiliyor. O zaman şunu yapacaktım. 2'nin karesi 3'ün 1'i 5'in 1'i 3'e bölecekti. Bak çift öğrenirsen bunu da öğrenmiş oldun. O zaman ne oldu? 2'nin karesi 5'in 1'i oldu. Üstlerin bir tane fazlasını al babam benim. Al babam al babam al 3. Al babam 2. 3 kere 2 6. Bak 3'ün katını nasıl güzel buldum. Şu 3'ler gitti ya ondan dolayı onu almadım. Hocam inanmıyorum size. Şu 6 tane kaç tane varmış görelim. Acaba 3'ün katı kaç tane? 1, 2, 3, 3'ün katını arıyorum. 4, 5, 6. Sen inanmamaya devam et. Sen inanmamaya devam et. Peki deseydi ki bana, sen şuna bak. Deseydi ki bana 5'in katı, bak 5'in katı tüm bölen sayısı derse bizi kandıracağını sanmasın. Ben o tüm bölen sayısının T'sini gördüm. P'si değil o. T'si. Trabzon. Pırasa değil. Trabzon. Şimdi burada ne yapacağım? Bak burada. Şimdi 2'nin karesi 3'ün 1'i 5'in 1'i. 5'e bölüyorsun. 5'in katıymış. Hombili bombili. Üstleri bir artır. 3. Üstleri bir artır. 2. 3 kere 2. 6. Adana'da 6 var. İşaretleme. 6 çarpı 2. 12. Niye ki? Tüm bölen sayısı. Neden ki? Negatifler var. Çünkü negatifte 5'in katı var. Eksi 5'i ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Eksi 10'u ne yapacaksın? Peki bunlar hangisi? Hocam söyle göster. Acaba 5'in katı hangi sayılar var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diğerleri ne? Pembeli yazıyorum. Eksi 5, eksi 10, eksi 15, eksi 20, eksi 30, eksi 60. O yüzden 12 yapıyoruz. 2 ile çarpıyoruz. Peki sen şuna bak. Sen şuna. Sen şuradan bir çekil bakalım. Öğrettim git. Artık görevini yaptın. Aramızdan ayrıl sen. Bakalım şimdi. Sen şuna bak. Şimdi sevgili arkadaşlar. Peki şöyle deseydi ne yapacaktık? Dedi ki onun katı pozitif bölen sayısı. Çok kolay. Hocam artık öğrendik ya. Bizi kimse kandıramaz. 2'nin 1'i, 5'in 1'i. Dombili. Şuradan dombili 2'nin 1'i kaldı. Üstlerin birer tane fazlasıymış. Şuradan 2 geldi. Şuradan 2 geldi. 2 kere 2, 4. Pozitif dediği için 2 ile çarpmıyoruz. Tüm deseydi 2 ile çarpacaktık. Bu 4 tanesi hangisi acaba onun katı? 10, 20, 30, 60. Kimseye söyleme. Negatifleri sorsaydı eksi 10'dan eksi 60'a kadar. Buraya kadar bir problem var mı? Anlaşıldı mı arkadaşlar? Buraya kadar bir problem var mı? Herkes anladı mı güzelce? Peki. Yine arkadaşlarımız da gelmiş. Peki arkadaşlar şimdi gelin şunu kapatayım. Tekrar mevzumuza dönelim arkadaşlar. Geldim sayfamıza. Burada formülleri geçiyorum artık. Çünkü onları orada gördük. Dındırı. Şimdi 360 sayısı ile ilgili gelmiş soru bize. Burada da bakınız 360 sayısı olduğu zaman işler nasıl değişiyor? Ben 360'ı göstermeyeyim. O zaten elinizde bu doküman var. Ben de buraya farklı bir sayıyı yapayım isterseniz. Tamam? Olmaz mı? Ne olsun biliyor musunuz arkadaşlar? Olsun 235 sayısı mı olsun ya da 460 sayısı mı olsun? Yok 235 sayısı olsun. 235 sayısının gelin pozitif bölen sayısını bulalım. Ya da önce asal bölen sayısını, sonra pozitif bölen sayısını, sonra tüm bölen sayısını bulalım. Ufak antrenmanlar yapıyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi ne yapıyoruz? 235 sayısının herkes şöyle bilir mi? 235 bir kere önce 5'e bölünebilen bir sayıdır. Bak obap bölmesi yapmıyorum. 5'e bölünürse 200'de 5 40 kere var. Tamam mı? 35 sayısı da sonuçta şöyle düşüneceğiz. 40 var. 7 de buradan geldi. 5 kere 47. Şimdi 47 asal mı? Değil mi arkadaşlar?
O zaman bir buraya, bir buraya koyuyorsunuz. İş bitti arkadaşlar. Bir buraya, bir buraya. Hemen bakın ne yapıyorum arkadaşlar, sevgili arkadaşlar. Asal bölen sayısı 1, 2. Pozitif bölen sayısı. Bak, 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 bak. 2, 2. 2 kere 2, 4. Ne kadar kolay. Tüm bölen sayısı 2 kere 4. 8. Bu kadar kolay arkadaşlar. Yani ciddi manada bu kadar kolay. Peki arkadaşlar, hemen sildim. Başka bir sayı yapıyorum. Bakın. Bu sefer de ne olsun arkadaşlar? Güzel bir sayı alayım. 420 sayısı. 420 sayısını parçalayacağım. Bu sefer de neyi bulalım arkadaşlar? Hem asal bölen sayısını, hem pozitif bölen sayısını, hem tüm bölen sayısını bulalım. Daha sonra devam edelim. Yani asal bölen toplamı, pozitif bölen toplamı, tüm bölen toplamı. Hazır olun. 420 sayısı. Bir kere 42 çarpı 10'dur. Tamam mı? 42 6 çarpı 7'dir. 12 çarpı 5'tir. Doğru mu? Peki. 6 sayısı 2 ile 3'ün çarpımıdır. Peki o zaman buradan mütevellit. 1, 2, 1, 2. 2'nin karesi. Bir tane 3, 3'ün biri. Bir tane 5, 5'in biri. Bir tane 7, 7'nin biri. Bu kadar kolay. Şimdi o zaman asal bölen sayısı 1, 2, 3, 4 oldu. Peki. Buradan hemen pozitif bölen sayısını bulmadan önce asal bölen toplamını yazıyorum. 2, 3, 5, 7 eşittir 17. Şu kamerayı biraz şöyle çekeyim. 17. Tamam. Bu kadar kolay. Şimdi gelelim pozitif bölen sayısına. Ne kadar kolaysın sen ya. 3, 2, 2, 2 eşittir 24. Şuna hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? 24'ümüzü yazıyoruz. Hemen bunu 2 ile çarpıyoruz. 48 diyoruz. Geldik pozitif bölen toplamına. Bak, 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 bak sen şuna, sen şuna, sen şuna. Hemen gel. Onu yazmadan istersen şunu yazayım mı bir? Kesin 0. Hadi bakalım ona. 2'nin küpü eksi 1, 2 eksi 1. 3'ün karesi eksi 1, 3 eksi 1. 5'in karesi eksi 1, 5 eksi 1. 7'nin karesi eksi 1, 7 eksi 1. Doğru mu? Hemen bakalım şimdi bunlara ne yapıyor. Şuradan 7 geldi. Şuradan 9, 8, 2'ye böldüm 4 geldi. 25, 24, 4'e böldüm 6 geldi. Buraya kadar bir problem yok. Zaten bu bizim biraz önceki 60 sayısında da vardı. Buraya geldim, 7'nin karesi 49, bir çıkardım 48, 6'ya böldüm 8. Şimdi arkadaşlar buradan çarparken 4 kere 6 24, 24 çarpı 56. Doğru mu arkadaşlar? 56. 50 tanesi 1200 yapar. 6 tanesi 144 yapar. Al sana 1344. Hayırlı işler arkadaşlar. Tamam. Şurası 144 dedik. 120, 24 daha 144. Unutmayın. 24 tane 50'de 1200 yapar. Yani böyle kısa yöntemler ama sen otur çarp, fark etmez. Buraya kadar var mı problem arkadaşlar? Buraya kadar bir problem yok herhalde, değil mi? Peki, süpersiniz. Artık bunları da biliyoruz. Tamam, bunlarda da bir sıkıntımız yok. Gelin sevgili arkadaşlar, birazcık aşağı inelim. Şimdi burada bir şey daha size hemen söyleyeceğim. Pek fazla sorulmaz ama onu göstermeden edemeyeceğim arkadaşlar. Hatta örneğiyle gösterelim isterseniz. Çok fazla sorulmuyor. Belki çok nadir görmüşsünüzdür. Bakın hemen göstereyim size. Görelim, görelim. Nereye koymuşum onu? Heh. Dördüncü örneğe bakar mısınız? 360 sayısının pozitif bölenleri çarpımı. 360 sayısının pozitif bölen, bak toplamı gördük, sayıyı gördük, çarpımı göreceğiz. Aslında çok kolay. Pozitif bölen sayısını bulacaksınız ya. Verilen sayı 360. Tamam mı? Pozitif bölen sayısının yarısını bunun üstüne koyuyorsunuz. Pozitif bölenlerin. Ya hocam bunu bize bir örnekle gösterir misiniz arkadaşlar? Göstereyim. Mesela bakın arkadaşlar. 10 sayısının pozitif bölenleri çarpımı. Önce yapalım. 1, 2, 5, 10. Doğru mu arkadaşlar? 1, 2, 5, 10. Bunlara bölünebiliyor. Çarparsam ne yapar? 50, 100. Bakın iyi izleyin. 50, 100. Peki formüle bakalım şimdi. Formül ne diyor? Diyor ki alınan sayı 10. Pozitif bölen sayısının yarısı. 10 sayısının pozitif bölen sayısı 1, 2, 3, 4. Doğru mu? 10 üzeri 4 bölü 2 orada ne der? 100. Ne olur ne olmaz.
Bu ispat aklınıza gelsin. İleride böyle bir soru gelirse belki hoca böyle bir ispat yaptıydı diyebilirsiniz. Yani asal çarpanlara ayrılan sayının üstüne pozitif bölen sayısının yarısını koyuyorsunuz. Tamam mı? Bu kadar basit arkadaşlar. Bir zorluk yok herhalde. Tamam? Şimdi sevgili arkadaşlar, şöyle bir soru gelebilir mi? Gelebilir. Aklımızda bulunsun. Tabii bunlarla ilgili soru çözeceğiz ünitenin bitiminde ama yine de ben şöyle söyleyeyim. Bakın, eğer derse ki asal olmayan tüm bölen toplamı, tamam mı? Bu soruyu çok severim, her sene de sorarım neredeyse. Asal olmayan tüm bölen toplamı eksi 10 olan en küçük 2 pozitif sayının toplamı. Bakın, bu soru değişik bir soru, güzel bir soru. Şimdi asal olmayan tüm bölen toplamının formülü şu: tüm bölen toplamı eşittir eksi, asal bölen toplamı eşittir eksi 10. Tüm bölen toplamı 0, asal bölen toplamı 10, 0'dan 10 çıkarsa eksi 10 olur. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Biz ne arıyoruz? Asal bölen toplamı 10 olacak. Şimdi asal sayılar yazıyorum. 2, 3, 5, 7. Bence 11'i yazmayalım. Çünkü bunlar 11'i aldığın zaman iş gidiyor. Bana söyler misiniz, bunların içerisinde toplamları 10 olan 1 ya da 2 ya da 3 ya da 4 sayı hangileri var? Toplamları 10 olacak. 2, 3, 5, 3 ve 7. Bravo. Şimdi insanlar şöyle düşünüyor. Diyor ki, hocam diyor, demek ki 2'nin 1'i, 3'ün 1'i, 5'in 1'i. Ha, hoş. Ben buraya 2'nin 7'si, 3'ün 9'u, atıyorum 5'in 17'si de alsam bunun asal bölen toplamı yine 10. Değil mi arkadaşlar? Yine 10. Asal bölen toplamı yine 10. Fakat niye ben 2'nin 1'i, 3'ün 1'i, 5'in 1'ini alıyorum? Çünkü bana küçük demiş. Burada ise 3'ün 1'i 7'nin 1'i olmuş oluyor. Ha, hoş. 3'ün 18'i ile 7'nin 19'unu alsam da yine hoş. Asal bölen toplamı 10 yapacak. Fakat insanlar hep 30 diyor bu sayıya. En küçük sayıya. 30 değil. En küçük sayı 21. İkisinin toplamını sormuştum, 51. Hocam zaten bulamaz mıydık 30'u bulduktan sonra? Bulamıyorsun ki, ondan sonra şöyle yapıyorsun. 2'nin 1'i, 3'ün 1'i, 5'in 1'i 30 diyorsun. Ondan sonra bir büyüğünü şöyle sanıyorsun. 2'nin karesi, 3'ün 1'i, 5'in 1'i, bu da 10 yapıyor ya. 60, ikisini topluyorsun, 90 diyorsun. Hayır. Cevabımız 51. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı arkadaşlar? Peki. Şimdi sevgili arkadaşlar, bir de bunun şöyle bir soru kalıbı var. Bakın, bu ünite bittikten sonra soru çözeceğiz, unutmayın. Şimdi benim biraz daha yüzeysel anlatıyorum. Esas bunları soru çözümünde. Yani önce bir tarama sınavı yaparım. Tarama sınavı geçen haftaki gibi böyle biraz orta üstü sorular olur. Orada da öğrenmiş oluruz. Sen kendin kolay soruları çöz. Benimle zor sorular çöz. Daha iyi olur. Daha çok pekiştirirsin. Ama hocam bunlar çok zor demeyin. Sınavda da zor sorular gelebiliyor arkadaşlar. Şimdi benim esas anlatmak istediğim şeylerden bir tanesi de şuydu. Bakın, 2'nin küpü 3'ün karesi 5'in 1'i çarpı ax kare ise. Şimdi bir kere buradan a ile x ile ilgili soru gelecek ya bize. Bizce buradaki bu a ile x'in kümeleri önemli. Yani sayı kümeleri önemli. Eğer a ile x'e doğal sayı dediği anda, soracağı soru da çok net bellidir zaten. A artı x'in minimumu sorulacak. Hiç korkma. Hemen a'ya 0 ver, hemen x'e 0 ver. Çünkü 0 kere sayılar 0, 0'ın karesi 0. O zaman cevap 0, 0 daha 0. Nadiren bu sorulabilir. Fakat biz sorulmadığını düşünelim. Tamam mı arkadaşlar? Bize sorulacağı şey de şu olsun. Desin ki a ve x, tamam mı arkadaşlar? Burada doğal sayı olmasın. Ne olsun biliyor musunuz arkadaşlar? A ve x pozitif tam sayı olsun. Bakın, şimdi artık 0 veremez. 0 işi gitti. Ya da şey der sana, a x doğal sayı der. A x, işte şöyle yapalım, a 0 olamaz, x 0 olamaz der. Mesela aynı şey zaten. Bakın ne yapıyoruz? Şurada aranan şey kare. Ama biz x'lerin yerine sayı koyacağız. Zaten üstünde kare var, gizli gözükmeyen 2 olacak. Şurada da a sayımız var. Bize sorulan şey de a artı x'in minimum değeri. Bakın, iyi izleyin. Minimum değeri. Hemen şunu yapacağız. Beni iyi izleyin. Önce şuradan başlayayım isterseniz yakınca. 5'in 1'iymiş. Burası da 5 olsa. Burada gözükmeyen 1 var. Siz görmüyorsunuz orada. 5'in 1 ile 5'in 1'ini çarparsam x'in olduğu yere 5'in karesi gelir. Hocam 2 niye yazmıyorsunuz? 5'in 1 ile 5'in 1'ini çarparsam. 2 zaten burada var arkadaşım. O yüzden yazmıyorum. Tamam mı?
Şimdi artık A'nın 5 olması durumunda bu 5'in karesi olmuş oldu. 3'ün karesine sadece 1 lazım. Zaten kendisi 3'ün karesi. Yani bir kere 3'ün karesi, 3'ün karesi. Minimum arıyoruz. Niye uzatayım? O zaman buraya da bir tane 3 geldi. Çünkü hocam üstüne niye 2 yedi lan? 2 var ya burada. 2'nin küpüne geldim. 2'nin küpü yoldayken bana sıkıntı çıkaracak. 2'nin küpü 8 demektir. 8 ile minimum neyi çarparsam bir şeyin karesi olur? 2'nin karesi. Yani 2'nin 1'ini çarparsam. Burada 1 var zaten. 2 kere 8 kimin karesi? 4'ün karesi. 4'ün karesi 16 yapar. Doğru mu arkadaşlar? Bu kadar kolay. Hocam ben bunu tam anlamadım. Başka bir yöntem de şu arkadaşlar. 2'nin karesi 2'nin 1'i diye parçalarsın. 2'nin karesi için 1 gerekir, buraya 2 gerekir. 2'nin 1'i için 2 gerekir, buraya yine 2 gerekir. Parçalayarak git. 2 kere 2 ne yapar? 4. 2 kere 1 ne yapar? 2. Bence yoldayken onu aç. Tamam mı? Peki o zaman 5 kere 1 kere 2 ne yapar? 10. 5 kere 3 kere 4 ne yapar? 60. O zaman minimum toplamları neymiş? 70. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı arkadaşlar? Burada böyle bir yöntem yapacağız. Peki, biraz aşağı inin dayım. Biraz aşağı inelim dayım benim. Bakalım. Şurada şöyle bir şey var. Bir de ona bakalım ya. He, ona bakalım. 2'nin karesi, 3'ün 1'i, 5'in küpü, çarpı A, x küp. Bak burada ne yapacağız biliyor musun? Şimdi gel, gel, gel babam, gel babam, gel. Şuraya bir 1 koydum. 1 kere 5'in küpü, 5'in küpü olur. Ay ne kadar kolay bu. 3'ün 1'ine 3'ün karesi lazım. Hocam üstüne niye 2 yazdım? Burada 2 yok. O zaman burası kimin küpü oldu? 3'ün küpü oldu. Ay ne kadar kolay ya. 2'nin karesine 2'nin 1'i lazım. Çok kolay ya. O zaman kimin küpü olur? 2'nin küpü olur. Yine ne soruldu bardan buna? A ile x pozitif tam sayı. A artı x minimum kaç babam benim? Bunu sordu bana. Çarp şunu. 2 kere 9 18. 2 kere 3 kere 5 30. Al sana 48, kimseye söyleme. Kimseye söyleme baba. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Peki. Bir ara veriyorum. Aradan sonra obe bokek.